Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit ve bugünkü videomuzda Master'ı oynuyoruz arkadaşlar. Bu videoyu iyicene izleyin çünkü ben birinci dereceden dayak yiyip daha sonrasında da size bu videoyu çekme kararı aldım. Yani şöyle ki bir tane Master'ı oyuncusu geldi karşıma, beni çok felaket dövdü. Ben de şaşırdım bayağı bir. Dedim ki bunun videosunu çekeyim en iyisi, sizlere bir de göstereyim dedim. Canlı yayında olmuştu arkadaşlar. Adam Master'ı iki tane eşya alıyor sadece. Sonrasında tank gidiyor, ben kafayı yedim açıkçası. O kadar güçlü ki 3-4 bin canı oluyor. Üzerine gargoyle basıyor, ölmüyor ve hayvan gibi saldırı hızı ve gücü oluyor arkadaşlar. Olayımız şu, Ekrem zaten ekranda göstermiştir size bu ildeni çocuğun. Yes. Olayımız şu, Botırk ve Guinzo'yu alıyor adam. Daha sonrasında bu Radiant Virtue diye bir tane eşya var. O eşyayı da sizlere buradan göstereyim abi. Bu eşya sayesinde bayağı tanklaşıyorsunuz ve bu eşyanın aslında olayı şu, siz ulti bastığınızda sizin canınız artıyor. Daha sonrasında da ultiniz hariç bekleme süresi düşüyor yeteneklerinizin. Aynı zamanda yanınızdaki takım arkadaşlarında düşüyor ve size can veriyor 3 saniyede 1 mine. Yani böyle inanılmaz OP güçlü bir eşya. Ben Zek'te denemiştim. Yan kanalda videosunu atmıştım. Yan kanal takipçileri bilir. Aynı zamanda da hani yayında izleyenler bilir. Bakalım, ilk defa deneyeceğim ben ama gördüm ve biliyorum çok güzel olduğunu. Haydi bakalım nasıl olduğuna beraber bakalım. Ama bu Master'ı oynaması da bir garip. Yani OTP'ler çok iyi oynuyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Şu W basışları falan bir var zaten. Böyle gözükmüyor falan. Ben de zaten Master'ı videolarını çekmekten bayağı öğrendiğim için sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Derken mid lane'de bir olay var. Buna direkt atlar mıyım lan? Flash'ta mı atlanır buna? Yani birazcık garipti ya. Neyse. Ben diğer Skuttle'ı almaya gidiyorum. O Skuttle daha Shaco almamış. Ve sizlere Master'ı hakkında birkaç tane ince detay vereceğim. Sadece OTP'lerin genelde yaptığı. Ha, aldım onu. Beni öldürdüm. Sen buraya geleceksin. Sana ilk önce düz vuruşlarımı atacağım. Nasıl ölmedin lan? W bastığında böyle oto hatamızı... Tekrar çift vuruş yapmıyor muydu? Yapmadı ya. O şey kalktı mı arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum ama devam edeceğim şuradan ya. Ben Skuttle'ımı alıp oyunuma devam edeyim. En iyisi. Aynen yani, pasifini bir daha vuruyor diyor. Yani aslında Master'ı oyuncuları şöyle yapıyor. Geliyor buraya bir tane düz vuruş, W düz vuruş atıyor. Pasifini tekrar tetikliyor. Onun tam bir olayı var sanırım da, daha dur bakalım çözeriz. Master'ın genelde OTP'lerin olayı şu arkadaşlar. Ne pahasına olursa olsun bir yerlerden kill çıkarıyor. Ya gerekirse ölüyor. Erken oyunda killerini alıyor. 3 eşya oldu mu zaten oyun bitiyor. Yani gidip dive atıp şuna kill alıp ölmek bile worth yani. Size öyle söyleyeyim. Biz de bunu deneyeceğiz bu maçta, bakalım. Zaten rünlerimden de girdim. Şurada Treasure Hunter'ı arkadaşla aynı rünleri yaptım. Bunun sayesinde de zaten kasarız diye düşünüyorum abi. Bakacağız. Bu arada sizler videoya bir tane like patlatın. Ben de adamlara patlatıyorum şimdi. Let's go. Şimdi adam gibi eşyalarımı aldım. İlk önce Botırk'ı bitireceğiz. Daha sonrasında da Guinzo'yu bitireceğim. Arada bir de Botırk'ı bitirdikten sonra ayakkabıyı tamamlayacağız. Burada olayımız Botırk'ı erkenden bitirip zaten sürekli düz vuruş yaptığımız için ekstradan hasar vurmak. Zaten Botırk Master'ın olayı yani. Botırk alman gerekiyor %80. Çok güzel olacak ya. Ya ben karşıma geldi. Adamın 3-4 bin canı var lan. Adam ölmüyor. Hayvan gibi de vuruyor. Korkuyorduk adamdan ya. 5 kişinin arasına falan atlıyordu manyak. Tabii adam sadece Master'ı oynayan birisi arkadaşlar. Hatta sizlere şuradan göstereyim. Yani adam sadece Master'ı oynuyor. Diamond 1 West'te. Sadece Master'ı oynayan bir manyak. Şaka, az önce buralardaydı. Nerededir acaba? Şöyle çıtırından yürüyeceğim abi. Şuraları bir tane görüş atıp daha sonrasında da kendi kırmızıma doğru gideyim. Derken aslında kendi kırmızıma gideceğim ve şöyle karşı kırmızıya gitsek. Nasıl olur acaba? Gel lan. Aa! Ah, dojluyordum lan. Tam dojluyordum, dojlayamadım. Olmadı mı? Flash atacak aklıma gelmedi. Ben kırmızıyı alıp acilen midi kesmeye gitmem lazım. Bu arada W bastığımızda bir tane yük veriyor. Ben direkt pasifi çalıştırıyor sanıyordum. Onu da çözdüm. Yani W bastığınızda bir tane pasif yükü veriyor. Şimdi de sana bir girelim ya. Şey diyeyim mi? Yani bana böyle bir saniye falan verseydin büyük ihtimalle Shaco'yu keserdim, öyle diyeyim. Ama üzerimdeki tutuştur bir düşündürtürdü beni. Neyse devam. Lan Shaco!
Alo, yardım. Oğlum toplayın, AFK kaldı lan. Oğlum alo. Oğlum Şako bunu çalarsa benim mental gider. Şako salla ormanımı. Benim var ya. Kes lan onu. Hadi. Helal lan sana. Aldım asistim. Bu arada top lane'i büyük ihtimalle tutmamız gerekecek. Bu arada ormancı eşyalarından arkadaş yeşil ormancı eşyasıyla oynuyordu benim maçımda. Lakin... ödüm koptu lan. O adam nereden geldi oraya? Bu maç gerçekten çok zor olacak bu arada. Ben kırmızı jungle çarp eşyasını aldım. Çünkü karşıda böyle CC falan yok. Beni yavaşlatma etkilerini de düzeltmeme gerek yok kendi üzerimdeki. O yüzden böyle bayağı agresif oynayacağız bugün. Gelin bakalım bot lane. Sizde bir ejder alalım. Bu arada bu ejder yetenek hızı ve saldırı hızı veriyor. Aslında yetenek hızına göre de oynadığımız için çok mantıklı. Yani bu build'imizde Q ve W daha hızlı dönüyor fight'ın esnasında. O yüzden hani bayağı mantıklı arkadaşlar. Ben hemen base'imi atıyorum fazla geç kalmadan. Botırkımı alıp ayakkabıyı tamamlayıp sonrasında da Guinzo'ya gideceğiz. Daha sonrasında da Radiant Virtue dediğimiz eşyayı alacağız abi. Sonra Haşmetli 4000 can. Ekstra AD alan hasar. Yetenek hızı falan tavan. Çok güzel. Şimdi bence top lane'e bir gank atabiliriz. Ama yani Choget'in performansı çok önemli. Çünkü Sylas Choget'in ultisini alıp bizi yok edebilir abi. Ben buna dalıyorum. 100 manası var bunun. Yani E bassa da... Bekle geldim. Bu adamın kesinlikle ölmesi lazım. Galiba W kombosunu çok güzel yaptım lan yanlışlıkla. Adam öyle... Vur lan adamı. Oğlum vursunuz lan adama. Neyse. Lan! Aa! Aa! Şaka içeride kes ol. Lütfen alamet vur, bir şeyler yap alamet. Oğlum anasını sattım Şakus, ellerim titriyor. Hayır ya. Abi Şaka çok kanser ya. Aa olay bu. Choget iyi mi kardeşim top lane? 17 met Tinder. İyi mi top lane, iyi mi gidiyor? Nasıl gidiyor? Ultiyle şunu çal bari. Şunu çal ultiyle ultiyle. Lan çok az canı var. Lan Allah belanı, çık lan oyundan, girme tamam. Biz iyiydik böyle ya. Alamete koşuyorum ha. Aa, Sylas da kocaman olacak bu maç. Sıkıntı gaya. Bot lane de shutdown vermiş. Neyse uzasın güzel, iyi olur maçımız. Şimdi ZW'sunu atarsa ona direkt gireriz abi. Yani siz oynarsınız burada yeşil ormancı çarpıyla oynayın. Kırmızı da güzel tabi, bayağı hasar vuracağım böyle ama karşıda dediğim gibi hani kitle kontrol olmadığı için CC... Büyük ihtimalle seni öldürdüm. Tam Q atıyordum ki. Tam Q atıyordum ki geri döndün kardeşim. Ben birazcık Şako'ya mı baksam ya? Aha. Vallahi Soraka öyle bir attın ki kardeşim ultiyi, beynim durdu. Ama hazine avcısına son yükünü aldık. 170 gold aldım ekstradan. Baksanıza 14 dakikada benim Guinzo eşyam bitti. Zaten ben de bu adama bakıyordum. Genelde ilk 7-8 dakikada botırkı alıyor. Yani çoğu maçına baktım hani böyle. Yani botırkını direkt alıyor. 15 dakika civarında da Guinzo'yu bitiriyor. Yani burada da baktığımda aynı şey arkadaşlar. Bu adam yine 14-15 dakikada 2 eşya alıyor sürekli. Taşıdığı maçlarda biz de aynı şekilde aldık eşyamızı. Şu an Radiant'a gideceğim zaten. Şu an inanılmaz güçlüyüm ama ölmem normal. Yani çok zayıfım yani. Mekanik olarak değil, hayır. Bunun burada ne işi var kardeşim ya? Kendimi göstermem pek iyi olmadı. Oha, çift vuruş yaptım Guinzo ile Blue'ya. Ekrem. S**t lan. Geldim topa. Oha.
Bak bunda bir sıkıntı var arkadaş. Bu normal değil benim bu hasarım yaptıklarım. Ben size söyleyeyim yani. Bu Mastery denilen karakter gerçekten çok değişik, iğrenç bir şey. Guinzo ile galiba değil öyle pasifim de hızlı geliyor. Çift pasif düz vuruşu artı kastığım eşyalardan sonra 4-5 bin can olmam falan. Ya inanılmaz iyi bir şeyler geliyor sizlere öyle söyleyeyim arkadaşlar. İnanılmaz ya. Şimdi anlayabiliyorum adamın neden oynadığını. Ben sadece Mastery oynasam ya da herhangi birisi sadece Mastery oynasa mesela bronzdan çıkmak istiyorsunuz. Kesinlikle Mastery. Ama al Mastery oyuna taşı değil yani. Mekaniklerini öğreneceksin. W kombosunu iyi yapacaksın. Pasifini çalıştırmak için işte kule hasarını iyi tanklayacaksın bilmem ne falan filan. Önemli arkadaşlar. Yani mekanik olarak iyi oynamak önemli Mastery'yi. Bu arada ejderi oynarım ya. Şunu alayım hemen. Gelsin ulti. Ya ne zaman böyle kendimi övsem, aslında kendimi değil şampiyonu övdüm ama ne zaman bir şeyleri övsem, bir şeyler iyi gitse ve ağzımı açıyorum direkt tam tersi oluyor, fail oluyorum falan. Burada da biraz geç kaldık ya, keşke erkenden girseydim. Ya da dragonu falan boş ver, adamlara da alsam triple penta falan atarım yani. Şu an attım Ekrem, attır bana pentayı. Penta yazısının ortasına beni de koy, ah. 5'te 5! Şimdi hedeflerimi seçiyorum. Burada Twitch var. Mid'de Zed'le Soraka var. Alameti mid'e bırakıp şurada görüş almam lazım. Tamam, bence buna başlayalım. Sonrasında da Soraka'yı eleyeceğiz abi. Soraka buralara görüş almaya başlamış. Ben böyle sinsice gelip de şuraya girsem bir şey çıkarabilir miyim diyeceğim. Twitch mid'e gitmiş. Shaco mid'de. Herkes mid'de abi. Ben de gidiyorum mid'e. Şimdi aranıza bir gireyim diyeceğim de 5 kişi çok ya. Ne oluyor lan? Oğlum daha radyant eşyamı almadım. Bir saniye dur şunu da yapayım da. Bunu yapmasam olmazdı arkadaşlar yani. Ne oluyor lan? Ormanı niye alıyorsun? Püh. Ben yine kafa yedim. Gel bakayım. Alıştırma yapıyorum arkadaşlar bu arada. Ya kardeşim hadi ya. Allah geliyor mu lan? Biri mi geliyor? Kaç lan eğleniyordum ben. Kaç 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 kaç. Sen benim bodyguardım olursun ya. Ben base'e bastım. Bir dakika kendimi göstermeden geliyorum. Lan! Choget has shutdown on mastery diyor oğlum. Choget değil ki adam, Choget olup öldürdü beni. Neyse burada sıkıntılar var arkadaşlar. Bu maç biraz garip. Helal lan sana Choget. Sylas da büyümüş biraz. Neyse ben eşyalarıma bakıyorum. Radiant'ı aldım. Sylas'ı da kesecekler büyük ihtimalle. Bundan sonra alacağımız eşya direkt olarak Titanic Hydra arkadaşlar. Şu an 2300 canım var. Titanic Hydra bittiğinde ve ulti bastığımda 3.5k canım olur. Ulti bastığımda 230 can geliyor bana. Şimdilik 230 bir de. Aa bak bir de bu eşyayı alınca. Oha diğer eşyalarımdan da 100 can alıyorum her bitirmiş eşyama. Ne oluyor lan, bir şey diyeceğim. Botta Z... Lan... Helal lan. Mid'e direkt dalabilirim böyle. Kafa atsam mid'e ulti basıp koşsam koşsam koşsam. At flash. Atmıyor musun? Bu W'yu direkt ilk saldırdığım hedefe yapmam lazım bu arada. İlk. Önümdekine direkt tak diye vurmam lazım. Çünkü Radiant'la bastığım için W'm hızlı gelecek. Lan. Buraya oynar mıyız? Geldim aslında. Yaparız bir şey. Ha. Flesini alalım ya. Fena değil. Şakomuz AP miymiş? AD'ymiş. Kaçıyorum ya. Lan Zed'i takip et. Oha Zed benim Q'mun hasarını da dodge'ladı. Çok abarttık burada ya. Twitch istediğini yap, bu maçı sana taşıtmayacağım. Bak Twitch'te gözlerim. Bir Soraka, iki Twitch. İlk önce Soraka'yı kesmemiz lazım. Sylas da çelik yürek almış. Choget'le de tanklaşıyor. Bu bildiğin tank Sylas build yapıyor. Bak bunu da merak ettim. Dalıyorum direkt, geçmiş olsun. Açtım abi. Soraka Moraka geldi diye. Yani burayı salacağım. Tek başıma oynayamam. Lan. Aha Shaco gitti. Lan yanına gidemedim mi bu adamın?
Yani bir saniye içinde yaşayacağım inşallah. Heh. Güzel. Adamların da felaket hasarı var ha. Ne yalan söyleyeyim. Biz şu haşmetliği bitirelim. Şimdi birazcık daha agresif oynayacağım adamlara. 3K canımız var. Ulti bastığımda da 300 can geliyor. Yani 3500 cana yakın olacağız. Güzel. Bu Zed'i kesmemiz lazım. 250 shutdown'u var adamın. Ve 15 level olmuş. Oha. Dur bakayım geliyorum. Aa TP geldi. Bastım ultiyi, bu adam ölmeli. Nice su. Ben çok takip edemiyorum ama siz arkadaşlar benim ulti bastıktan sonra hasarımı, canımı, bekleme sürelerini iyicene takip edin. Bu arada Shaco bunu çalabilir, artık deneyeceğiz yani. Lan çalacak. Ah, aldım vallahi, aldım bir şekil. Gel lan buraya. Nasıl koşuyorsun sen ya? Helal. Sanırım onu yakalayamayız. Oğlum Sylas erken ulti attı, Choget'in ultisini. Gerçekten onun sayesinde aldım ha. Güzel oldu. Şu an base'e gitmeme gerek yok. Sadece bu eşyayı alacağız. 3200 para olduğunda bitirebilirim yani. Hani şunun yarısını almak için base'e gitmem demek istiyorum. Ve çok güçlüyüm derken... Lan botu ittiriyordum oğlum. Nerede öldünüz? Gel lan buraya. Ölme lan. Lan niye alıyorsun kırmızı? Bro. Why? Neden? Ben kendi kırmızımı alırım. Neyse feda olsun çok etime ya. Kardeşim benim. Ben bir şekil 500-600 gold kasmaya çalışayım buralarda. Daha sonrasında da eşyamı bitirip full eşya oynamak istiyorum. Full eşyayı da hızlı geldik ki eşyalarımın hepsi pahalı. Yani Botırk 3300. Winzo biraz ucuz. 2600. Diğerleri hep pahalı yani. 3300, 3000. Gargoyle 3200. Aslında orman döneceğime şu an bir tane kill alsam. Al hadi al, sen istiyorsun al. Al al. Ulti atmayacağım mı? Niye alıyorsun o zaman? Ana nasıl? Gerçekten inanılmaz değişik bir oyuncu. Evet arkadaşlar, sonunda full build oldum. Şu anda 3400 canım var. 16. seviyede ulti bastığımda 350 gelecek. Yani 4000 cana çok yakın olacağım. Ve... Aa! Lan! Oğlum ne oluyor lan? Gel. İyi iyi iyi, daha çok canım var, ölmem. Daha gargoyle var oğlum. Bir dakika, bir skill'lerini falan atsınlar. Çok güzeldi bu arada. Oğlum Shaco herkesin beynini aldı. Kes şunu. Helal lan. Kahrından öldü adam. Tamam, ben iksirimi de aldım. 3700 canım var. Bunu basınca 400, tam 4000 cana ulaştık, güzel. Ve bu eşya şu ana kadar 800 can vermiş bana, takım arkadaşlarım 1300 can almış. Botırk 11000 ekstradan hasar vurmamı sağlamış. Bu da daha 2200. Derken oyunumuz bitti lan. Adamlar oyunu bitirmiş, ben fark etmedim. Neyse, full build bu şekilde. Bir de oyun sonu hasarlarına bakalım. Gerçekten söylüyorum bak, gerçekten ilk defa denedim bu şekilde. Mastery oynayanınız varsa aranızda kesin bu build'i yapın. Plat 2'deyiz. West'deyim bu arada. 38.835 vurmuşum. Girdiğim ürünler de bu şekildeydi. Yani dediğim gibi arkadaşlar, alın, oynayın, deneyin. Bence çok bozuk, çok güzel bir build. Benden daha iyi oynayan Mastery'yi aranızda eminim ki vardır. Antrenmanlı, OTP'si vesaire. Şuna bir bakın diyorum. Sonra da yorumlara yazın, nasıl, iyi mi, kötü mü? 300 bin abone için abone. Artı video hoşunuza gittiyse like atarsanız sevinirim. Ben kaçar. Sizlere görüşürüz arkadaşlar. Ekrandaki diğer iki videoyu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.